Dul Kadirioğlu'nun tarihi sokakları yeniden canlanıyor. Sokak iyileştirme projesi kapsamında Bahtiyar Yokuşu'nda başlatılan konak restorasyonu çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Eski Yardımcısı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veys Kaynak, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dul Kadirioğlu Belediye Başkanı Necati Okay'dan proje hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Başbakan Eski Yardımcısı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veys Kaynak, tarihi ve kültürel değerlere verilen önemden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Dul Kadirioğlu Belediye'miz, Kahramanmaraş'ın eski Maraş, Dul Kadirioğlu Belediye'mizin hinterlantıdır. Bu bölgede sivil, tarihi vasıflar taşıyan, tarihi eser vasıf taşıyan nitelikli konutların restorasyonuna başlamış durumda. Tabii teknik başkan yardımcısı arkadaşımız bilgiler verdi. Milletvekilimiz İmran Bey'le ve il başkanımız Ahmet Bey'le beraber onları da dinledik. Projenin bu birinci etabı daha sonra tarihi Maraş'ın tamamını kapsayacak şekilde inşallah çok çeşitli fonları biz de takip edeceğiz. UNESCO, Başbakanlık Tanıtım Fonu gibi birçok konular var. Şeyde var, bu tarihi kentlerle ilgili başka fonlar var. Bunları takip edeceğiz. Konuşmasında özellikle turizm çok fazla çeşitlendiğine dikkat çeken Kaynak, Türkiye sadece deniz ve güneş için gelinmiyor. Tarihi ve kültürel yapılar için de çok fazla turist alıyoruz dedi. Turizm aslında çok çeşitleniyor. Sadece Türkiye'ye güneş ve deniz turizmi için değil, tarih ve kültür için gelen çok fazla miktarda turistler var. Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Kaynak konuşmasına şöyle devam etti. Küçücük bir tarih parçası ihtimamla korunuyor ve oralar turistlerin ziyaretine açılıyor. İşte Saraybosna'da da baş çarşı bütün turistlerin uğrak mekanı. Saraybosna ziyaretine iki yer var. Bir şehitlik var, bir de baş çarşı var. Yani tarih ve o manevi Saraybosna Savaşı'ndan kaynaklanan şehitlik var. Kahramanmaraş'ımızın divanlı en muhtena semtlerinden biriydi. Biz çocukken de öyleydi. Şimdi de inşallah bir an önce o hale gelir. Mahallelerde bu hususta başta muhtarımız olmak üzere bir memnuniyeti de beraber görüyoruz. Kahramanmaraş bir yandan hava ulaşımını, kara ulaşımını, hızlı trenle demiryolu ulaşımını sağlarken bir yandan bu turizm destinasyonunda bu ulaşımların verdiği imkanlarla turizm destinasyonunda da olacak ve iç dış turizmi canlandıracak önemli projelerdir. Tabii bunların turizm dışında bizim kendimize de faydası var. Biz sonradan doğma bir şehir falan değiliz. Maraş kadim bir şehir. Şu içine bulunduğumuz mekanlarda kimler daha önce yaşadılar bir düşünürsek, Kahramanmaraş'ın o kadim kültürünü, tarihini belediyelerimiz ayağa kaldırıyorlar. Bu yönüyle de sevindirici. Ben arkadaşlarımızın çalışmalarına başarılar diliyorum. Ve bu çalışmalar için bizler milletvekilimiz, il başkanımız, bizler de bize düşen gayretleri tabii ki göstermek durumundayız. Bu ayrıca kendi semtime, kendi mahalleme yapacağımız bir hizmet olacağı için de ayrıca bana ikinci bir kez vazife olarak gözüküyor. İşte bu şimdiki Bahtiyar Yokuşu'ndan ben ilk dedem elinden tutarak Divanlı Camii'ne Kur'an hocasına götürmüştü. Sonra Şırh Camii'nde Kur'an'ı tamamladık, ikmal ettik biz. Şekerli, Divanlı bunlar hep bizim kuyacak. Bütün kendi mahallemiz, kendi örfümüz, adetimizde yaşadığımız yerlerde inşallah önemli bir çalışmaya başlamış Dul Kadirioğlu Belediye'miz. Bu bölgedeki 17 tescilli eseri bu şekilde yapıp tekrar insanların hizmetine sunacak. Bizler de geri kalanlar için gayret edeceğiz diyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum.